Sinan Meydan, 3 Mart devrim kanunları 100 yaşında. Atatürk, 1 Mart 1924 tarihli meclis açış konuşmasında, Cumhuriyet'in bugün de ileride de kesinlikle ve sonuna kadar her türlü saldırılardan korunması için dinin ve ordunun siyasetten ayrılması gerektiğini söyledi. Bu konuşmadan iki gün sonra, 3 Mart 1924 devrim kanunları çıkarıldı. Din ve ordu siyasetten ayrıldı. Laik ve demokratik cumhuriyet yolunda ilk ve en büyük adım atıldı. Laiklik, devletin değiştirilemeyen din kurallarıyla değil, gerektiğinde değiştirilebilen, insan aklının ve tecrübesinin eseri, çağdaş hukuk kurallarıyla yönetilmesidir. Laiklik, aklın ve vidanın dinsel baskıdan kurtulup özgürleşmesidir. Özgür aklın doğal sonucu ise felsefe, bilim ve sanatın gelişmesidir. Laiklik, dinsel dokunulmazlık kazanmış kişilerin egemenliği yerine kayıtsız şartsız millete egemenliğidir. Demokratik bir devlet için her şeyden önce laik bir cumhuriyete ihtiyaç vardır. Laiklik ısrarı, çağdaş hukuk, özgür akıl, serbest vicdan, felsefe, bilim, sanat ve demokrasi ısrarıdır. İşte bu nedenle Atatürk laik bir cumhuriyet kurmak istedi. Ancak dönemin koşulları gereği bunu bir anda gerçekleştirmek olanaksızdı. 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet henüz laik ve demokratik değildi. Cumhuriyeti adım adım laikleştirmek ve demokratikleştirmek gerekecekti. Bu yoldaki ilk ve en büyük büyük adım 3 Mart 1924 Devrim Kanunları ile atıldı. 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılıydı. 3 Mart 2024 ise Cumhuriyetimizin laikleşmeye ve demokratikleşmeye başlamasının 100. yılıdır. Kutlu olsun. Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı ile Genel Kurmay Bakanlığının kaldırılması, Siirt mebusu Halil Hulki Efendi ile 57 arkadaşı Şer'iye ve Evkaf Vekaleti ile Erkan-ı Harbiye Umumiye Vekaleti'nin kaldırılması için TBMM'ye bir kanun teklifi sundular. Kanun teklifinin gerekçesinde din ve ordunun politik akımlarla ilgilenmesi çok kötülükler doğurur. Türkiye Cumhuriyeti'nin politik kuruluşlarında zaten sonradan meydana getirilmiş olan Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı ile Genelkurmay Bakanlığının bulunması uygun olamaz deniliyordu. 3 Mart 1924'te TBMM Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı ile Genelkurmay Bakanlığını kaldırdı. 429 sayılı kanununla kaldırılan Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığının yerine Müslümanların inanç ve ibadet işleriyle ilgilenmek ve din kuruluşlarını yönetmek üzere Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu. Diyanet İşleri Başkanı Başbakanın teklifi, Cumhurbaşkanının onayı ile atanacaktı. Ayrıca Başbakanlığa bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu. Kaldırılan Genelkurmay Bakanlığının yerine de Cumhurbaşkanının vekili olarak barışta ordunun emir ve komutası ile görevli en yüksek askerlik makamı olmak üzere Genelkurmay Başkanlığı kuruldu. Genelkurmay Başkanı da Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayıyla atanacaktı. Genelkurmay Başkanı göreviyle ilgili konularda bağımsız olacaktı. 429 sayılı kanunla din ve ordu siyasetten ayrıldı. Ancak dinin siyasetten tam olarak ayrılması ve devletin tam olarak laikleşmesi için daha halifeliği kaldırmak, şeri mahkemelere son vermek, devletin dini İslam'dır, TBMM, dini hükümleri uygular, maddelerini anayasadan çıkarmak gerekiyordu. Aynı gün halifelik kaldırılacak bir ay kadar sonra şeri mahkemeler kapatılacak, 1928'de devletin dini İslam dinidir ve meclis dini hükümleri uygular, maddeleri anayasadan çıkarılacaktı. Ordu ile siyasetin tam olarak ayrılması için de ordu komutanlarının aynı zamanda milletvekili olmamaları gerekiyordu. Atatürk 30 Ekim 1924'te milletvekili olan komutanlardan ya milletvekilliğini ya askerliği tercih etmelerini istedi. Cevat Çobanlı Paşa ile Cafer Tayyar Paşa milletvekilliğini, diğer komutanlar ise askerliği tercih ettiler. Böylece, Şevket Süreyya Aydemir'in ifadesiyle, ordu, Mustafa Kemal'in hayatı boyunca fiilen siyaset dışı kalacaktı. Nokta. Öğretimin birleştirilmesi, Manisa Milletvekili Vasıf Bey ve 57 arkadaşının teklifiyle TBMM'de, Tevhid-i Tedrisat Kanunu, görüşülmeye başlandı. 3 Mart 1924'te TBMM'de, Öğretim Birliği Kanunu, kabul edildi. 430 sayılı Kanuna göre Türkiye'deki tüm bilim ve öğretim kurumları Milli Eğitim Bakanlığına bağlandı. Daha önce Din İşleri Bakanlığına bağlı veya özel vakıflarca kurulup yönetilen medrese ve mektepler Milli Eğitim Bakanlığına bağlandı. Daha önce Milli Savunma Bakanlığına bağlı olan askeri okullar ile Sağlık Bakanlığına bağlı olan darülitamlar da Milli Eğitim Bakanlığına bağlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, yüksek din uzmanları yetiştirmek için üniversitede bir ilahiyat fakültesi kuracaktı. Ayrıca imamlık ve hatip'lik gibi dinsel hizmetler için de okullar açacaktı. Milli Eğitim Bakanlığı, kendisine devredilen medreseleri kapattı. Çünkü medreseler yüzyıllardır akla ve bilime kapılarını kapatmıştı. Vasıf Bey, kapatılan medreselerin ilkokul yapılacağını, medreselerdeki yaşları uygun öğrencilerin de bu ilkokullara devam ettirileceğini belirtti. 1924'te medreseler kapatılırken Türkiye'de 479 medrese, buralarda 18 bin öğrenci vardı. Bunların 12 bini kayıtlı olduğu halde medreselere devam etmiyordu. Buna karşılık orta dereceli okullarda yalnızca 7 bin, yüksek okullarda ise 3 bin öğrenci kayıtlıydı. 430 sayılı Kanunun 4. Maddesine dayalı olarak 1924'te İstanbul Darülfünununda bir ilahiyat fakültesi ile değişik il merkezlerinde 29 İmam Hatip okulu açıldı. İmam Hatip okulları ve ilahiyat fakültesi 1930'larda öğrenci yetersizliği nedeniyle kapatıldı. 430 sayılı Öğretim Birliği Kanunu ile mektep medrese ayrımına son verildi daha önce Din İşleri Bakanlığı'na bağlı okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanarak ve medreseler kapatılarak eğitim öğretim layıkleştirildi. Bu sırada bazı din okullarının açılması ise dönemin kendi koşulları içinde sosyolojik bir ihtiyaca karşılık vermek içindi. Ayrıca Türkiye, Lozan'da yabancı okulları kontrol etmeyi başarmıştı. Tevhid-i Tedrisat Kanunu, bu süreci daha da güçlendirdi. Halifeliğin kaldırılması, Atatürk, saltanatı kaldırırken dönemin koşulları gereği halifeliğe dokunmadı. 1 Kasım 1922'de TBMM, saltanatta hilafeti birbirinden ayırıp saltanatı kaldırdı. 17 Kasım 1922'de son padişah Vahdettin, hayatımı tehlikede hissediyorum, diyerek İngilizlere sığınıp ülkeden kaçtı. Bunun üzerine TBMM, Osmanlı Hanedan soyundan Abdülmecit Efendi'yi halife seçti. Ancak halifeliğin kaldırılması için de en uygun ortam bekleniyordu. Din ve orduyu siyasetten ayıran, eğitimi layıkleştiren kanunların kabul edildiği 3 Mart 1924 günü, Urfa Milletvekili Şeyh Saffet Efendi ile 53 arkadaşı meclise, halifeliğin kaldırılması ve Osmanlı soyundan olanların Türkiye dışına çıkarılması hakkında bir kanun teklifi verdiler. Teklifin gerekçesinde halifeliğin hükümet demek olduğu, çağdaş bir hükümetin yanında ayrıca bir halifelik makamına gerek olmadığı belirtiliyor ve Türk milleti kurtuluşu koruyabilmek için gerçeğe uymaktan başka bir davranışı seçemez deniliyordu. Meclis görüşmesinin ardından 3 Mart 1924'te halifelik kaldırıldı. 431 sayılı kanuna göre halifelik kaldırılırken kadın erkek tüm hanedan üyelerinin kanunun ilanından itibaren 10 gün içinde Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını terk etmeleri istendi. Hanedan üyeleri vatandaşlıktan çıkarıldı. Hanedan üyelerinin Türkiye'de gayrimenkul sahibi olmaları yasaklandı. Sürgün edilen hanedan üyelerine yol masrafları ve servet derecelerine göre bir defaya mahsus hükümetin belirleyeceği bedel ödenecekti hanedan üyeleri ülke sınırları içindeki gayrimenkullerini bir yıl içinde elden çıkaracaklardı. Aksi halde hükümet bunları elden çıkarıp bedelini kendilerine ödeyecekti. Osmanlı padişahlarının Türkiye Cumhuriyeti arazisindeki bütün malları, sarayları, kasırları millete geçecekti. 431 sayılı kanunla millet egemenliğinin önündeki iki büyük kayıt ve şarttan biri diğeri saltanattı halifelik kaldırıldı. Böylece cumhuriyetin laikleşmesi yolunda çok güçlü bir adım atıldı. Fransız ve Rus devrimlerinin aksine Türk devrimi hanedan üyelerini sadece sürgün etmekle yetindi. Laik cumhuriyetin gerici kuşatmayla karşı karşıya olduğu bu günlerde 3 Mart Devrim Kanunları'nın 100. yılını çok büyük bir coşkuyla, çok derin bir farkındalıkla kutlamak gerekir. Türkiye'de ulusal egemenliğin, yurttaşlık bilincinin, ulus devletin, çağdaş hukukun, özgür aklın, pozitif bilimin, sanatsal yaratıcılığın, kadın haklarının, din ve vicdan özgürlüğünün, demokrasinin, uygar yaşamın güvencesi layık cumhuriyettir. Layık cumhuriyetten vazgeçmek bütün bunlardan vazgeçmektir. Layık cumhuriyetten asla vazgeçmeyeceğiz.